Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Bazı insanlar cam kırıkları gibidir. Elinize, yüzünüze, en çok da kalbinize batar. Tarık da benim hayatımın cam kırığıydı işte. Ne zaman hayatımıza girse tutamayacağı sözler verip hayallerimizi, inancımızı kanatırdı. Çocukların teyzesi olarak bir karar vermek zorundaydım. Burada kaldığımız her gün daha çok üzüleceklerdi. Tarık'a bir gün engel olsam, ertesi gün yine çıkıp dayanacaktı bu kapıya. Ondan kurtulmak için gitmekten başka hiçbir çaremiz yoktu. Melis okulunu, arkadaşlarını bırakacaktı. Zeynep çok sevdiği, inandığı babasını. Bense hiç dile dökmediğim, kalbimde gizli bir aşkı bırakacaktım. Ama olmadı işte. Tarık her zamanki gibi yine yapacağını yaptı. Kendi gelemedi ama bu sefer de öğrencilerini taktı peşimize. Zeynep gitmediği için mutluydu. Bir çocuğa yüzünün güldüğü her anın sonrasında ağlayacağını, onu ağlatanın da babası olacağını nasıl anlatabilirdim ki? Hem anlatsam bile bana inanmazdı. Melis Tarık'tan ne kadar nefret etse de Zeynep için Tarık bir kahramandı. Ve Tarık sonunda davayı açmayı başardı. Artık istesek de mahkeme sonuçlanana kadar hiçbir yere gidemezdik. Bir lisede basketbol koçu olarak çalışmaya başlamıştı. Bir de ev tutmuştu kendini. Bu sefer kızları almakta kararlıydı. Gidip evi gördüğümde bunun bir hayalden başka bir şey olmadığını anladım. Tuttuğu ev de kendi gibi kötü ve bitik bir haldeydi. Artık değiştim. Bu sefer başka demişti. Ama değişen hiçbir şey yoktu. Sadece o kadının dışında. İki kızına baba olmayı başaramamış bir adam, hayatına bir kadın sokmayı başarmıştı. Mahkemeyi kazandıktan sonra bu evde, bu kadınla mı büyütecekti kızlarını? Karşıma geçip benimle, derdin ne Seçil diye sordu bana. Benimle derdin ne Seçil? Belki beni değil, kardeşimi sevdiği içindi. Benim derdim belki de sadece aşk içindi. Şimdi de bu kadın girmişti hayatımıza. Bahar. Tarık'ın çalıştığı okulda öğretmendi. Zeynep'i o gece almaya gittiğimde Tarık'tan uzak durması için onu uyardım. Ne mi yaptı? Karşıma geçip Tarık'ı savundu bana. Onun ne kadar iyi bir baba olduğunu söyledi. Bunu görmeyen sadece benmişim. Evet, aynen böyle söyledi bana. Ama asıl
Tarık'ı görmeyen oydu. Tarık şimdi de Melis'i baba kız gecesine götüreceğini söyledi. Ve Melis üstünde Tarık'ın aldığı elbiseyle karşımdaydı. O kadar heyecanlı ki. Ona üzüleceğini, babasının gelmeyeceğini söyledim ama dinlemedi beni. Tarık önce arayıp geç kalacağını söyledi. Her zamanki gibi verdiği sözü tutmayacağını şimdiden göstermeye başlamıştı. Keşke ben yanılsaydım. Keşke o gece Tarık kapıdan içeri girip Melis'i mutlu etseydi. Ama olmadı işte. Melis bütün gece bekledi babasını. Tarık bir kez daha her şeyi mahvetmeyi başarmıştı. İyi görünüyorsunuz. Dikkat edin de dans ederken Melis'in ayağına basmayın. İyiyim ben Bahar Hanım. İyisiniz. Bahar Hanım, kızım beni taşırlarken çok gördüm. Oraya yalnız gitmem lazım.
kimse yok mu? Yardım edin. Tarık Bey, kendinize iyi. Lütfen. Melis! Zeynep! Melis! Neredesiniz kızım? Gitmedik değil! Bahar? Bahar. Ah! Oo, kendine gelmişsin. Hayırdır, başka birini mi bekliyordun? Sana kim söyledi, Bahar mı söyledi? Hastaneden aradı. Seni taşıyacak biri lazımmış. Hemen yettim dedim, arkadaşımı kimseye bırakmam, kendim taşırım. Ama ben bu işten hiçbir şey anlamadım oğlum ya. Sen eskiden içiyordun, sıçıyordun, seni mecburen taşıyorduk da. Şimdi içkiyi bıraktın ama biz seni yine taşıyoruz. Oğlum hayatın senin hamallığınla geçti lan. Lan bana da acı biraz be. Oh be Bilir. Ne bu çene be oğlum? Kadın mı kaçtı içine? Sen ne yaptın? Melis'le konuştun mu? Aradım, açmadı. Ben de Seçil'e söyledim. Seçil'e söyledim. Tam da adamına söylemişsin. Şimdi ne anlatır ya kızıma? Lan Bilir yani. Nereye? Dur! Yumurta yapıyorum. Kahvaltı yapmadan bırakmam. Ya oğlum bir sakin ol ya. Kıl payı kurtuldun zaten. Allah'tan bıçak boşluğuna denk gelmiş. Doktor ne demiş? Yarası kapanına kadar yiyip içip yatacak demiş. Kendine iyi bakacakmışsın. Bilir, benim kızımla konuşmam lazım. Lan saçmalama oğlum ya. Oğlum asıl sen saçmalama lan. Benim Melis'le konuşmam lazım. Ya otur oturduğun yerde, ayakta duracak halin mi var? Öldüreceksin mi oğlum sen kendini? Lan zaten ben öldüm oğlum, öldüm ben. Bütün gece kız beni bekledi. Neden gitmediğimi söylemezsen benden nefret edecek. İşte o zaman ölmüş olacağım. Çekme sen! Melis, ben geldim kızım. Ben oradaydım. Bekle, konuşalım şimdi. Gelme! Anlatma bir şey. Ben senden açıklama istemiyorum. Sadece suratıma bak. Senden ne kadar nefret ettiğime bak. Bu halimi sakın unutma. Ben asla unutmayacağım. Melis,
Ben geldim kızım. Beni bıçakladılar. Az kaldı ölüyordum. Bekle geleyim konuşalım. Yalan! Yalan söylüyorsun! Ben senin yalanlarından bıktım. Bir kere de doğruyu söyle be. Bir kere de yaptığın arkasında dur be. Melis bekle geliyorum kızım. Bekle. Dur Tarık. Dur lan. Melis. Melis. Ben gittim bilir. Ben oradaydım lan. Gel. Oradaydım ben. Gel. Gel. Ben gittim oğlum. Abla? Neviş, Melis'in gitmesine nasıl izin verirsin? Okula gidiyorum dedi. Ne yapsaydım? Kapıyı üstüne mi kilitleseydim? Kilitleseydin. Boşuna telaşlanıyorsun. Sakindi diyorum. Kıvanç geldi, aldı. Birlikte gittiler. Tamam işte. Yıkmış, dökmüş, rahatlamış. Asıl bunu yapmasa telaşlan derdim. Umarım dediğin gibidir. Ben Zeynep'in yanına gideyim. Sen de kahvaltıyı hazırla. Hepimizin normalleşmeye ihtiyacı var. Bir gece olsun bana olan kızgınlığını unut. Sadece bir geceliğini affet beni. Seni çok özledim. Özlemek ölmekten beter be çocuk. Senden korkulur. Vallahi bu benim bile aklıma gelmezdi Melis. Hak etti. Adamın evini başına yıktın resmen ya. O hamlenden sonra var ya yanına bile yaklaşamaz. Yaklaşamayacak zaten. Yüzümü bile görmeyecek. Süper olur. Ben de artık onunla hiç karşılaşmak istemiyorum. Nereye gidiyoruz şimdi? Okula tabii ki. Başka nereye olacak? Melis saçmalama. Bu sinirli okula mı gideceksin bir de? Kıvanç tamam, sakinim ben. Baba konusu kapandı. Umurumda bile değil artık. Emin misin? Evet Kıvanç, eminim. Abartma. Karnım aç sadece. Tamam. Rüyamda gördüm seni gülüm. Oh, varsa bir yana kalayım dedim. Ya ne yapıyorsun? Biri görecek şimdi. Hadi ben kaçtım. Ya dur, bunun için mi diktin beni buraya? Babam görmesin diye 40 takla attım. Haberin var mı senin? Ya ne yapayım gülüm? Hasretlik mi çekeyim? Hem zaten okula geç geleceğim. O kadar saat görmeyeyim mi kömür gözlerini? Hayırdır? Niye geç geliyorsun? Çocuklarla Hakan'ı almaya gideceğiz karakoldan. Karakol mu? Hmm. Ne işi var Hakan'ın karakolda? Boş ver, sonra anlatırım. Hadi geç evine sen. Saçmalama, anlat çabuk. Gülüm, okulda anlatırım şimdi. Baban görecek. Ya bana ne ya? Görürse görsün, anlat sen. Dün gece çarşı karıştı işte. Hakan dellenmiş Seyfi amcanın peşinden. Eline bıçağı almış, çıkmış. İndiriyordu adamı az daha. Hakan'a bir şey olmadı ama, değil mi? İyi, herkes iyi gülüm. Allah'tan koç geldi de son anda toparladık durumu. İyi bari. İyi de niye hala karakolda o zaman? Ya koçun arkadaşı yok mu? Polis olan. O işte paketledi götürdü Hakan'ı. Nasıl yani? Tutukladılar mı şimdi? Hapse mi düşecek Hakan? Yok be gülüm, ne tutuklaması ne hapsi ya. Sakinleşsin de işte, bilmiyor mu Hakan'ı? Fiko, zorla ben alacağım ağzından lafı değil mi? Başından anlat, ne oldu, ne bitti? İyi mi Hakan, nasıl? Gideceğiz göreceğiz işte. Hem sen niye dert ettin ki bu kadar Hakan'ı? Dert edeceğim tabii. Yani arkadaşım sonuçta, değil mi? Neyse, git sen hadi, sonra konuşuruz. Bir şey diyeceğim. Ne var yine? Bana bir şey olsa ne yaparsın? Ha? Ne bileyim, hapse girsem, hapse düşsem. Bekler misin beni? İlla yine arabeske bağlayacaksın değil mi Fikri? Bir rahat dursan olmuyor çünkü. Adam gibi gitsen, basketini oynasan, ünlü bir takıma falan girsen, para kazansan olmuyor çünkü değil mi? Misal dedim gülüm. Deme, misalinden bile geliyorlar bana. Git işine gücüne bak. Sana da sabah sabah bir şey denmiyor ha. Fiko. Ha? Git Hakan'a bak hadi. Ben de rüyaymış gibi devam edeyim ha? Olur mu? Olur. Ama rüyanda beni gör. İyi, görürüm hadi.
Baba kız aynısınız. Babası kendini bıçaklatır. Kızı gelir, evi taşlar. Nedir lan benim sizden çektiğim? Şu telefonu versene Bilir. Al bakalım. Ara ara. Burada seni konuşturma adam, ama bakarsın telefonda dinler. Ara. Ha? Kır oğlum, kır. Al, al, daha sert at, daha sert. Belki o zaman sinirlerin geçer. Hadi. Ya oğlum gitme burnunun dikine dikine. Önce bir toparlan. Sonra gidersin kızını görmeye. Ölüyordun oğlum dün gecesi. Ölmedim ama Bilir. Ölmedim. Benim bunu kızıma anlatmam lazım. Of. Zeynep'ciğim. Zeynep'ciğim kapıyı açar mısın tatlım? Zeynep. Bak Nevis sana kahvaltı hazırlıyor. Çikolatalı krep de yapacakmış biliyor musun? Zeynep. Lütfen kapıyı açar mısın? Zeynep'ciğim bak sonra seninle dışarıya da çıkarız. Ha? Ne dersin? Tatlım lütfen kapıyı açar mısın? Zeynep bu kapıyı kilitlemek nereden çıktı şimdi? Zeynep açar mısın kapıyı hayatım lütfen? Peri Pinokyo'ya sakın bir daha yalan söyleme. Yoksa seni cezalandırmak zorunda kalırım demiş. Pinokyo, Peri'nin uyarısını hiç dikkate almamış ve yine yalan söylemiş. Peri dediği gibi Pinokyo'yu cezalandırmış. O ufacık burnu uzamaya başlamış. Burnu mu uzamış? Hı hı. Peri Pinokyo'ya yalan söylememesi gerektiğini tembihledikçe Pinokyo başka yalanlar uyduruyormuş. Burnu da uzadıkça uzuyormuş, uzadıkça uzuyormuş. Artık öyle bir hale gelmiş ki burnunun uzunluğundan Pinokyo kafasını hiçbir tarafa çeviremez olmuş. Tabii o kadar burnu uzarsa her yere çarpar değil mi anne? Oh iyi olmuş. Yalan söylemeseymiş o da. Ben hiç yalan söylemem. Anne babalar da yalan söylemez değil mi anne? Söylemez kızım. Anne ne olur anne. Ne olur. Zeynep, korkuyorum. Lütfen açar mısın? Seçil. Ay şu halimize bakar mısın? Tarık'ın yaptığına bak ya. Ben çocukların psikolojisini düzeltmeye çalıştıkça o darmadağın ediyor. Zeynep kendini odasına kilitledi. Melisa aşağıda odasını darmadağın etti. Bravo yani. İki kızının da psikolojisini alt üst etmeyi başardı. Kapıda biri var. Melis'le görüşmek istiyor. Kimmiş? Tarık'ın arkadaşıymış. Bahar dedi ama. Bahar mı? Bahar Hanım. Seçil Hanım, merhaba. Kusura bakmayın sizi rahatsız ettim. Ama Melis'le mutlaka konuşmam gerekiyordu. Buyurun, sizi dinliyorum. Tarık Bey, dün akşam yaralandı. Ama merak etmeyin, durumu şimdi iyi. Biliyorum. Hasan Bey bana anlattı her şeyi. Hı, anlıyorum. Melis'in haberi var değil mi babasının başına gelenlerden? Tarık bahanelerini aktarmak için şimdi sizi mi kullanıyor? Bahane? Niye bahane olsun ki? Seçil Hanım, Tarık Bey öğrencisini korumak isterken bıçaklandı. Canından oluyordu.
Bir de ben kendi bakış açımdan anlatayım o zaman size. Tarık her zamanki gibi başını belaya soktu. Hem de kızın onu beklediğini bile bile. Şimdi onun için üzülmeni mi bekliyorsunuz? Yok. Aslında sizin ne düşündüğünüz pek umurumda değil. Çünkü ben gözümle gördüğümü çok iyi biliyorum. Tarık Bey kızının yanına gelebilmek için ölümü bile göze aldı. Az kalsın canından oluyordu. Zaten Melis'e söylediyseniz babasının başına gelenleri o anlamıştır. Bakın, Melis, Zeynep ve ben Tarık'ı anlamaya çalışmaktan gerçekten çok sıkıldık. Ayrıca onu bize anlatacak son kişi sizsiniz. Emin olun biz Tarık'ı sizden daha iyi tanıyoruz. Bence sizin Tarık Bey'le ilgili en ufak bir fikriniz bile yok. Bence konuşacak başka bir şeyimiz kalmadı. İyi günler. Anlatmadınız değil mi? Babasının başına gelenleri söylemediniz Melis'e. Seçil Hanım, bir çocuğun sorumluluğunu almak, ondan gerçekleri saklamak anlamına gelmez. Buna hakkınız yok. Tarık Bey kızına verdiği sözü tutabilmek için canını bile önemsemedi. Az kalsın ölüyordu. Keşke ölseydi o zaman. Baban ölmüş, o yüzden gelememiş derdim. Kızının hayal kırıklığına uğrayacağını bile bile kendini bıçaklatmış demekten daha kolay olurdu, inanın bana. Ama... Aması yok. Eğer ölseydi, ölümün aması olmazdı Bahar Hanım. Melis her gün üzüleceğine bir kez üzülürdü. Beni şu an korkunç biri olarak görüyorsunuz değil mi? Kötü, bencil, anlayışsız. Ama inanın bana, sizin beni nasıl gördüğünüz hiç umurumda değil. Ben sadece kızları korumaya çalışıyorum, o kadar. Babalarından mı koruyorsunuz? Belli ki Tarık'ın gerçek yüzünü henüz görmemişsiniz. Eğer görseydiniz, benim kızları ondan korumaya çalıştığım gibi siz de öğrencilerinizi korumaya çalışırdınız. Tarık'ın iki yüzü vardır. Bir yüzü karanlık, diğer yüzü aydınlık. İşler yolundayken aydınlık yüzünü görürsünüz. Çok anlayışlı, sevecen, olgun, kızlarıyla iyi anlaşan, çok hoş sohbet biri. Ama işler onun istediği gibi gitmezse karanlık yüzünü gösterir. Önüne ne çıkarsa yıkıp geçer. Öfkesi kasırga gibidir. Kimseyi incitmekten çekinmez. O anda yanında olmanızı asla tavsiye etmem. Çünkü bıraktığı enkazın arkasından asla dönüp bakmaz. İşin kötü yanı, hangi yüzünü ne zaman göstereceğini asla tahmin edemezsiniz. Kapıma gelip beni sorgulayacağınıza çok geç olmadan Tarık'ı kendinizden de öğrencilerinizden de uzaklaştırın. Aksi halde inanın bana çok üzülürsünüz. La oğlum bunun daha soğuğu yok muydu la? A**ın onda. Amma söylendim be. Saraydan mı çıktın lan sanki? Açlıktandır oğlum. Böyle insan acıkınca içi titriyor içi. Sado. İçinde yemek geçmeyen bir cümlen olsun kardeşim. Kafamı keseceğim. Çıktı lan. Aga hop. Kardeşim geçmiş olsun. Sayılı saat çabuk geçermiş. Ne beklediniz? Nasıl ne beklediniz? Kardeşimsin oğlum sen bizim. Kardeşimizi almadan nereye gidiyoruz? Buna da şükür. Koç olmasaydı ömür billah çıkamazdın oradan Hakan. Ulan bilerek mi salıyorsunuz lan ben istemedik şerifi üstüme? Oğlum babana bir şey yapacaksın diye korktuk lan. Ulan ben içerideyken babam anama bir şey yaptıysa var ya o zaman kimse tutamaz beni. Hadi yine engel olsun koçunuz. Gidin haber verin. Aga bir dur ya bir celallenme hemen. Tamam kızıyorsun ama biz seni düşündüm. Düşünmeyin arkadaşım düşünmeyin. İşinize bakın. Ya. Bırak lan bırak. Bizim burada k***muz oynuyor herifin yaptığı muameleye bak. Arif oğlum kime sordunuz da saldınız çocuğu ya? Babası hala dışarıda. Hakan'ı bulup deşerse ne yapacaksınız? Daha fazla tutamazdık amirim. Keyif hareket edemeyiz biliyorsunuz. Arif sen bana akıl mı öğretiyorsun oğlum? Estağfurullah komiserim. Tamam tamam. Çocuğun başına bir iş gelmeden o seyfi denen adamı ne yapıp edip bulun. Sonra da beni arayın ha. Baş üstüne. Şu ilacı versene bana. Ne ilacı? Midin değil can oğlum. Önce bir şeyler ye. Ver onu ver işte ver. Kalk lan. Hadi kalk.
Kalk. Hadi kalksana. Kalksana. Ne oldu? Hani kalkıyordun? Bak oğlum. Son kez anlatıyorum sana. Önce bir şeyler yiyeceksin. Sonra o ilacı içeceksin. Sonra ayağa kalkacağım. Ben sana bir bakacağım. Sen ayakta durabiliyor musun? Ondan sonra gideceksin kızına. Oğlum. Dün geceden beri tek lokma geçmedi boğazımdan. Gözüm döndü vallahi aşıktan. Manyak mısın oğlum? Ye işte. Zıkımlan. Oha! Hakan'ı tutuklamışlar mı yani? Yok be kızım. Rahat dursun diye almışlar içeri. Belki de çoktan çıkmıştır. Aman iyi neyse. İyi atlattı vallahi. Çok şükür. Kızım bu çıkınca babasına tekrar saldırmasın. Kız açma şu şomazını. Valla saçını başına bularım ha. Tamam be. Deli midir nedir? Sanki Fiko'ya laf söyledik. Ben Gülsüm teyze için üzülüyorum. Yazık kadıncağıza. Kocasının hali belli işte. Bir de oğlundan çekmesin. Yazık. Ha. Hakan'ı dert edin diye mi yetmedi? Bir de anasına sardım diyorsun yani. Oh. Sen gel. Gel. Melis. İyi misin? Ben bir şeyler alıp geliyorum. Herkes kötü olmamı bekliyordu galiba. Ya ne alakası var? Sadece dün gece bir anda çekip gittin. Ben de seni göremedim, merak ettim. Etme, alışkınım ben. Babamın geleceğine inanarak aptallık ettim. Neyse Kıvanç, bir şeyler oluyor. Gel beraber kahvaltı edelim. Hadi gel. Bunlar bana mı gülüyor? Ya kesin dün geceyi konuşuyorlar. Dalga geçiyorlar benimle. Ya saçmalama. Kimin umurunda seninle baban arasındaki şeyler? Hadi gel karnımızı doyuralım. Melis. Baban eve geldi mi? Yoksa sabaha kadar evde de mi bekledin? Anladım. Eve gelmemiş. Yazık. Küçük kız bütün gece çipil çipil kapıya bakarak geçirdi. Çok acıklı. Yok ben dayanamıyorum. Melis dur. Ne Melis... babasından bahsediyorsun sen ha? Ne babası? Ne oldu tatlım? Zoruna mı gitti? Hı? Gözlerin dolu dolu bakmıyor muydun kapıya ha? Babacığım neredesin? Baba ne olur gel. Baba. Aa, ne oldu? Ay ağlayacak mısın yoksa yine? Ne yapıyorsun? Ben sana göstereyim ağlayan suratını. Senin bir tanesi var mı? Oğlum Melis nerede? Nerede? Bırak. Melis bin arabaya. Ya bırak öldüreceğim. Melis yeter. Ne yaptıysa verdin zaten cezasını. Yürü ya hadi gidiyoruz. Ya bırak kolumu. Melis. Ya Kıvanç bırak. Bak yeter artık. Bin şu arabaya, sen iyice şımardın ha. Bin. Ne bakıyorsun lan öyle? Dediğin her şeyi yaptık, yardım et hadi kalkayım. İnanın lan öleceksin. Oğlum bir yap, toparlan, ondan sonra gidersin kızına. Hem Melis'in de sinirleri yatışmış olur. Ya onun sinirleri yatışmaz. Ben bilmiyor muyum kızıma? Tamam lan, o zaman birlikte gidiyoruz. Senin sağın solun belli olmaz hadi. Lan bütün manyaklıklarınızın faturasını bana çıkartıyorsunuz. Sağın solun belli olmaz da be. Kızımla görüşmeye gidiyorum ben. Seni bilmiyoruz sanki. Bana bak. Ya ben de geliyorum ya da sonsuza kadar burada kalıyorsun. Millet karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla yaşlanır. Ben ömrümü seninle geçirdim be. Oğlum biraz adam ol da koşturma peşinden. Ben çok meraklıyım seni bilmeye be.
Oğlum var ya, bence sen kendinle evlen. İki cins bir aradasınız siz. Anne. Anne neredesin? Anne. Buradayım oğlum. O herif gece geldi mi eve? Bir şey yaptı mı sana? Yok, yok oğlum gelmedi. Gelmedi. Sen de yoktun bütün gece. Meraktan öldüm vallahi. Kaç kere dedim sana telefonunu açmamazlık etme diye. Hakan. İyisin değil mi? Neredeydin bütün gece? İyiyim, iyiyim, yok bir şey. Takıldım öyle. Bak, bir daha o herif bu eve adamını bile atmayacak. Nereye gitsin çocuğum? Gidecek yeri var onun, merak etme sen. Tarık'a dua etsin, yoksa ben ona yapacağım biliyordum. Bak eğer gelirse beni arıyorsun, tamam mı? Anne ben ciddiyim. O adam bu eve girerse ben bir daha kapıdan içeri adımımı bile atmam. Deme oğlum, öyle deme. Vurmayacaktı o zaman sana. Elini kaldırmayacaktı. İyiyim oğlum, iyiyim ben. Ben iyi değilim, tamam mı? Ben iyi değilim. Dediğimi unutma. Seçimini yapacaksın. Ya oğlum ya kocam. Bundan sonra bu ev ikimize dar gelir artık. Çık hadi çık. Gitti. Şu itin söylediğine bak. Bu ev ikimizden birine darmış. Geberteceğim bunu, bak sonunda bu olacak ha. Allah korusun Seyfi. O nasıl laf? Çocuğun o senin. Lan çocuksa çocukluğunu bilsin. Şu başıma açtığı işlere bak. Hakan mı dedi sana git adamı bıçakla diye? Hadi kendi oğluna kızdın. O yetmedi, bir de elin adamına mı bulaştın? Ha, kendi kaşında, anlamıyor musun? Tahrik etti beni. Yok seni şöyle yaparım, böyle yaparım, bilmem ne. Ne oldu? Gördü sonucunu. Ya ben sana niye anlatıyorum ki bunları be? Polis şimdi seni mi arıyordur? Yani adam şikayetçi olduysa arıyordur tabii. Ne yapacağız Seyfi? Nasıl kurtaracaksın kendini? Bilmiyorum, bir süre ortalarda görünmeyeceğim. İşte sonrasına da bakacağım artık, bilmiyorum yani. Ya yakalarlarsa seni? Hapse atarlar mı? Yanlışlıkla oldu desen, kazayı da istemedim desen. Ya da gidip öğretmenle konuşa, anlar belki, affeder. Para var mı? Ya icap ederse gider, ben konuşurum canım. Gerekirse yalvarırım bile. Huzurumuzu bozma derim. Lan para var mı dedim sana? Para var mı? Yok Seyfi, yok. Para ne arasın bende? E, perdeciden alacağım demiştin bana. Gidemedim daha. Ya ne duruyorsun? Gidip alsana. Bana bak, bana bir çanta yap. İçine 3-5 tane bir şey koy, giyecek. Ben şimdi yanımda götüremem onu. Telefonum kapalı olacak. Ben seni akşam arayacağım. Çantayı nereye getirmen gerektiğini söylerim sana. Tamam mı? Hadi. Seyfi, gideceğin yeri de bari. Ya arayacağım dedim ya sana, arayacağım. Parayı getirmeyi unutma. Ben masumum, çocuklarım var benim. Bırakmam! Ulan Allah'ın delisi, eller deliye hasret. Ben akıllı ya. Ulan ödümü koparı. Görüşeceğiz lan seninle. Ödümü kopardı. Ay, aa, oğlum yavaş, önüne baksana. Pazara gidiyorum. Hadi gel sen bana yardım et, poşetleri taşı. Ama bak sana döner ısmarlayacağım. Ha? Sen seversin döner. Hadi gel. Gel bana yardım et. Bak zaten zor yürüyorum şu yollarda. Hadi. Hadi gel çocuğum. Ne demek Tarık Hoca ortada yok? Git bul neredeyse gelsin. Ya bu işin şakası yok. Bu çocuklar yarın turnuvada maçlarına çıkacaklar. Daha doğru dürüst idman bile yapmadılar. Dursun. Git söyle. Gelsin takımın başında dursun.
Ben bir bakayım, belki gelmiştir spor salonuna. Hadi git, hadi. Dursun, Tarık Bey bugün gelemeyebilir. Eyvah, müdür bey köpürüyor vallahi, duymasın. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Bir çaresini bulacağız bakalım. Yine ne var Tarık? Hala ne istiyorsun bizden? Benim seninle işim yok. Melis'le konuşacağım. Melis okulda. Ama istersen odasında bekleyebilirsin. Nasıl? Beğendin mi yaptığını? Sonunda Zeynep de sana benzeyecek. Seni o kadar uyardım ama beni dinlememekte ısrar ettin. Sen hiçbir şey söylemedin değil mi kızlara? Hiçbir şey anlatmadın. Sakın. Sakın suçu bana atarak kendini aklamaya çalışma Tarık. Bu senin son sınavında ve elini yüzüne bulaştırdın. Daha fazla uğraşma da rezil olma. Senin ne işin var burada? Hangi yüzle geldin? Kızım, şimdi anlatacaklarımı iyi dinle. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Ne söyleyeceksen de umurumda bile değil. Bir sakin ol kızım. Beni dinle. Sen gitsene be adam. Kız dinlemeyeceğim diyor işte, anlamıyor musun? Sen nereden çıktın be? Ayak altında dolaşma. Çekil şöyle. Bırak! Ne yapıyorsun ya? Allah kahretsin seni. Kıvanç. Melis, kızım bak. Ben geldim, oradaydım. Uçakladılar beni. Kapının önünde yığılıp kaldım. Bilincimi kaybetmişim. Sonrasında hastaneye taşıdılar beni. Niye sen ya? Niye başkası değil de sen? Ben hiç şaşırmadım biliyor musun? Nerede kavga, nerede bela? Sen tam ortasına dalarsın çünkü. Melis. Benim bir kızım varmış. Ben ona söz vermişim. O da aptal gibi inanmış, beni bekliyormuş onu. Hiç önemli değil, değil mi bunlar senin için? Umurunda bile değilim değil mi ben senin? O çocuğun bana ihtiyacı vardı. Onun yanında olman lazımdı. Benim de babama ihtiyacım vardı. Tek istediğim tüm gece seninle birlikte olmaktı. Ama sen onu tercih ettin. Kendi kızını yalnız bırakıp sen onunla olmayı tercih ettin. Melis. Ben senden nefret ediyorum. Hastanın tekisin. Uzak dur artık bizden. Evet. Tarık tamam git hadi. Baba. Zeyno. Kandırdın sen ablam, sözünü tutmadın. Zeyno. Sen de mi inanmıyorsun bana kızım? Ablam doğru söylüyormuş. Sen hep bizi kandırıyorsun. Yapma Zeyno, yapma. Ne olur yapma. Tarık yeter artık. Git yoksa polis çağıracağım. Ya niye kimse beni duymuyor? Niye kimse beni dinlemiyor? Ben oradaydım. Oradaydım ben. Kocaman bir çiçek vardı elimde. En sevdiğin çiçeklerden aldım ben senin. Kasım patlarından. Verdiğim sözü sana tuttun ben Zeyno. Sen demedin mi bana? Ha, gecenin en yakışıklı babası olacağım diye sen demedin mi bana? Ha, en güzel baba sen olacaksın orada demedin mi? Ben de en güzel baba olarak oraya gittim zaten. Oradaydım ben. Ama bak, bak. Uçakladılar beni. Orada öylece yığıldım, kaldım kapının önünde. Ben gidecektim. Keşke onun yanında olsaydım. Keşke onun kollarında ölseydim. Ama bak ölmedim ben. Ben gittim kızım. Oradaydım ben. Ben oradaydım. Hayır, hayır. Git istemiyorum seni. Tarık. Tarık yeter. Yapma. Hadi. Tamam, hadi. Tamam Tarık. Tamam, hadi, tamam. Hadi. Zeyno. Zeyno ben oradaydım bak. Gittim ben. Bir de ben gittim oraya. Ay. Ay ay vallahi öldüm bittim şu pazarda ya. Aman. Yani koskoca pazarda bir tane doğru düz şey yok ayol patates tezgahı. Oğlum bana bir çay verir misin? Ben yemeklik patates istiyorum. Onlar bana kızartmalık patates vermeye kalkışıyor. Yani gözüm açık olmasa şey kakalayı verecekler oradan o patatesleri. Buyur abla. Sağ ol çocuğum. Şey yapacağım akşama. Kıymalı patates. Yanına da pilav. Sever misin sen? Ha? E tamam.
Sen uğra akşam üzeri bir kapta sana vereyim. Ha? Bir boğazından bir gıdım şey girsin ya, ev yemeği. Özlemişsin de sen ev yemeklerini. Senin annen baban var mı? Akraban falan? Ay yok tabii. Benimki de soru yani. Yapayalnız yaşıyorsun işte. Evin barkın var mı böyle? Başını sokacağın bir yer falan? Ha? Yani doğru olsa bile değil mi? Yalnız başa nasıl idare edeceksin ki öyle evde mevde? Bana bak. Geceleri öyle yalnız başına sokaklarda gezerken sakın o manyağın evin oralardan geçme. Sen biliyorsun değil mi kim o manyak? Tarık. Ha? Bak bir tek ben değilim onun manyak olduğunu bilen. Herkes biliyor, aferin sana. Neyse. Asıl bak ben şey ne soracağım sana. Senin bu şey kıyafetlerini bir yedeği falan var mı? Hani ikinci bir kıyafetin. Tabii değil mi? Nereden olsun zaten kim yıkayacak, kim bunları aklayacak, paklayacak. Hay Allah. Ay asıl aklıma ne geldi? Sen peki hamama gidiyor musun arada? Böyle temizlenmek için. Aa şu bizim hani aşağıda büyük marketin orada bir tane hamam var. Sen biliyorsundur tabii. Sudan mı korkuyorsun? Yok. E tamam. Ben seni götürürüm o hamama. Hem bak hamam paranı da öderim. Tamam hadi kalk. Kalk hadi. Aa nereye kaçıyorsun oğlum? Şey poşetleri taşıyacaktık hani beraber. Ama ne güzel yıkanacaktın ya, tertemiz olacaktın. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Yirminci sayfadan 56. sayfaya kadar olan kısımlarda dahil. Hocam bunları daha yeni sordunuz. Niye bir daha soruyorsunuz ya? E çünkü konuların hepsi birbirine bağlı çocuklar. Hem daha önceki yazılarınızın sonuçları da pek parlak değildi. Demek ki daha çok çalışmanız gerekiyormuş. Hadi hadi. Söylenerek notlarınızı yükseltemiyorsunuz. Aklınız çalışsın biraz, çeneniz değil. Çocuklar, siz kalın. Hakan, Fiko, Ali, Sadık, Ömer sen de kal. Hadi Hakan. Geç otur. Yarın turnuvanın ilk maçına çıkacaksınız. Hazırlanmanız gerekiyor biliyorum. Ama Tarık hocanız belki gelemeyebilir. Neden? Bir şey mi oldu? Yine kendi üzerine vazife olmayan işlerle uğraşıyordur. Daha konuşman bitmedi Hakan. Ben takımda değilim hocam. Konuşmanızı arkadaşlarla yaparsınız. Ne oluyor bu tavırlar? Gel buraya. Bilmem. Biraz gerginim sanki. Sayenizde karakolda sabahladığım için olabilir mi acaba? Bak, o dört duvar arasında bir gün bile geçirmeye dayanamamışsın. Ya Tarık hocan engel olmasaydı? Ya sen daha kötü şeyler yapsaydın? Bütün ömrünü orada geçirsen daha mı iyi olurdu? Daha iyi olurdu. Ömrümü yedim ama babamdan kurtuldum derdim. Sesinin tonuna dikkat et. Ne yaparsın hoca? Tarık'ı arayıp beni şikayet mi edersin? Karakola mı kapattırırsın? Yeni şeylerle gel. Yaratıcı ol biraz. Bundan heyecan kaçtı artık. Aga tamam ayıp oluyor. Çek elini. Karışmayın lan siz de. Fako! Ya iyi böyle. Ah. Önüne baksana. Yavaş oğlum yavaş. Adam gibi yürüyün şu koridorda. Neredeyse devirecektin beni. Ayağını denk alacaksın o zaman müdür. Adımına dikkat edeceğim bundan sonra. Hakan, beni tehdit mi ediyorsun? Veririm seni disipline, aklın başına gelir. İyi, evet. Çok da umurumda. Şşş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 ş
Hakan! Hakan! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne var hoca? Bana da mı dikleneceksin? Hoca. Hoca. Bu yaptıklarına pişman olacaksın. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. O Tarık dediğin... Ay Tarık. Sus! Terbiyesiz.
O küfrettiğin adam senin yüzünden gelemedi okula. Senin yüzünden bıçaklandı dün. Babam bıçakladı onu. Duydun mu beni? Kızının dansına gidecekti. Melis'e söz vermişti. Belki de kızıyla barışması için son şansıydı bu onun. Ama o ne yaptı? Seni korumak için. Sırf sen bir delilik yapıp elini kana bulama diye. Kızına verdiği sözü tutamadı. O dansa gidemedi. Kendini feda etti. Haberin var mı bunlardan? Ne oldu? Niye sustun? Konuşsana. Atıp tutsana yine. Ha Hakan? Niye konuşmuyorsun? Hı? Küfretsene yine. Hadi. Memlekette görev için gitmediğim yer kalmadı. Bir sürü adam tanıdım. Hırlısı, hırsızı, psikopatı, manyağı. Ama senin gibisine rastlamadım oğlum. Türünün tek örneğisin. İnsan haklıyken haksız duruma düşer mi oğlum? Bir değil, iki değil, her seferinde oğlum. Tam diyorum, tamam Tarık akıllandı. Artık işleri yoluna koyacak. Attığı adıma dikkat ediyor, ölçüyor, biçiyor, tartıyor. Ama her seferinde oğlum, her seferinde der mi oğlum? La oğlum böyle kafanın dikine dikine, önüne gelene tosya tosya tosya. Nereye kadar lan böyle? Dedim. Bu son şansın. Doğru kızına git dedim. Sana mı kaldı lan milletin derdi? Bak oğlum. Benim ne karım var, ne evladım. Benim ailem, aha, sensin. Şansıma tüküreyim, benim kısmetime de sen düştün işte. Aklını başına devşir oğlum. Benim sahip olmak için seve seve canımı vereceğim şeylere sahipsin. Bak pırlanta gibi iki tane kızım var. La oğlum bir dur. Bir sakin ol. Bir bak ben ne yapıyorum de kendine. Sen işine bak Bilir. Gerçekleri duymak işine gelmedi değil mi? Sen yalan. Çocuklar hayat bir yolculuktur. İsterseniz tek başınıza devam edersiniz. İsterseniz kendinize yol arkadaşları edinirsiniz. Bu tamamen sizin seçiminiz. Basketbol takımına girerek Tarık Hoca ile bir yola çıkmaya karar verdiniz. Doğru mu? Doğru. Madem böyle bir seçim yaptınız, o zaman bunun gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek zorundasınız. Öfkenizi, kırgınlıklarınızı bir kenara bırakıp dağıttığınız ne varsa toplamak zorundasınız. O maça çıkmanız okul içinde, sizin içinde, Tarık Hoca içinde çok önemli. Eğer o maça çıkmazsanız koçunuz işinden olacak. Eğer biz varız diyorsanız,
Bir takım gibi hareket edeceğiz. Yarın o turnuvada maça çıkacağız diyorsanız... ...gideyim Tarık Hoca ile konuşayım. Gelsin düzelsin her şeyi. Ama yok hoca, biz bunu yapamayacağız. Biz yokuz diyorsanız... ...ben boşuna nefesimi tüketmeyeyim burada. Tercih ettin. Kendi kızını yalnız bırakıp sen onunla olmayı tercih ettin. Ben senden nefret ediyorum. Hastanın tekisin sen. Bizden uzak dur. Kandırdın sen ablam. Sözünü tutmadın. Ablam doğru söylüyormuş. Sen hep bizi kandırıyorsun. Canı çok acıyor mu? Kızarmış bayağı. Kıvanç'cığım gerçekten çok üzgünüm. Tarık adına ben özür dilerim. Bu kadar mı yani? O herif yaptığı o kadar şeyin cezasını çekmeyecek mi? Onun adına başkaları özür dileyecek ama Tarık Bey hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecek. Öyle mi? Tabii ki öyle değil. Ben avukatlarımla konuşacağım. Gereken yapılacak. Merak etme. Avukat. Süper. Neyse ben gidip dinleneyim biraz. Müsaadenizle. Kıvanç ne oluyor? Ne bu tavırlar? Neden olanların hepsi bizim suçumuzmuş gibi davranıyorsun? Şu halime bak Melis. Baban ne hale getirdi beni? Senin sevgilini yani. Senin tek derdin bu mu yani? Benim yaşadıklarım hiçbir önemi yok öyle mi? Ben sana gerçekten inanamıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsunuz. Ben de size gerçekten inanamıyorum. Okey tamam siz bunu kabullenmiş olabilirsiniz ama ben kabullenmeyeceğim. Ne yapacaksın? Gidip babamı mı döveceksin? Hadi git döv. Ama ben hiç işe yarayacağını sanmıyorum. Ancak diğer gözün de morarır geri gelirsin. Tamam. Bir şey demedim, kapandı konu. Ha. Benim için endişelenmene gerçekten çok sevindim. Şimdi sen Hakan'ı disipline verme diyorsun. Öyle mi Bahar Hocam? Herkesin içinde beni tehdit etti ama. Hadi diyelim ki affettim. Böyle kolay olur bir şey değil ki bu. Yani yarın öbür gün ben öbür çocuklara nasıl sözümü geçireceğim? Çok haklısınız Müdür Bey. Çok doğru söylüyorsunuz. Endişenizi de gayet iyi anlıyorum. Bunun bir mazereti olmaz. Bunu da biliyorum. Ama Hakan'ın özel bir durumu var. Size ailesiyle olanları anlattım. Bir Hakan'ın yerine koyun kendinizi. Hem de tam onun yaşındasınız. Öyle düşünün lütfen. Hem yarın maç var. Hakan gelmezse takım dağılır. Tamam. Bu seferlik affediyorum. Sağ olun. Ama o Ayte'ye söyle. Bir daha olursa aile, ana baba falan demem. Yollarım disipline. Tamam. Tamam Müdür Bey. Söz veriyorum size bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Bahar Hocam. Bugün derslere girmesinler. İzinleri sen yaz. Maça hazırlansınlar. Tamam Müdür Bey. Hadi bakalım, bugün bendensiniz. Ya seviyorum ben bu kızı ya. Senin kız kardeşin yoktu değil mi? Hayır, ben tekim. Onu da ben kaptım zaten. Ya benim sevgilim hem sevimli hem akıllı. Sınavda kaç puan aldığını gördün değil mi? Gördüm. İsterseniz sizi de çalıştırırım. Bizi de mi çalıştırırsın?
Kuzen iyi misin? Abi kavga falan mı ettin sen? Ben yok. Melis'in manyak babası yapsın. Ne alaka ya? Ne işi olur o adamın seninle? Akşam işimiz var ha. Yok kuzen sağ ol, ben almayayım abi. Ne oldu? Korktun mu? Abi Melis'in babası diyorsun. Sakat iş o. Lan sizde o varoş itleri kadar cesaret yok be. Abi herifleri başımızdan atmaya çalıştıkça burnumuzun dibine kadar girdiler. Ben artık onlarla muhatap falan olmak istemiyorum. Tamam tamam sus. Ben gider kendim hallederim. İyice abarttı bu artık ya. Kuzen. Abi gel bulaşma şunlara. Kıvanç. Abi gel şunu adam gibi konuşalım ya. Kıvanç. Tarık Bey. Tarık Bey, merhaba. Aa, ayağa kalkmışsınız. Ben de telefonunuzu açmayınca merak ettim. Ben çok yorgunum Bahar Hanım, sonra. Yaranız açılmış. İyiyim ben, iyi. Size güzel bir haberim var. Belki biraz duyunca keyfiniz yerinize gelir. Çocuklar spor salonunda sizi bekliyor. Bence beklemesin mi? Ama yarınki maç için, idman. Biliyorum yaralısınız ama kenarda durur izlersiniz. Onların başında durmanız yeterli. Onlar kendi kendilerine çalışsınlar bari. Hakan da geldi. Ha. Takıma girmeyi kabul etti. E bunu siz daha önceden niye söylemiyorsunuz Bahar Hanım? Bunu söylesenize. Beyefendiyi bekletmeyelim biz. Tarık Bey. Hakan hatasını anladı. Çok pişman. Biz konuştuk. Hı. O çocuk daha pişmanlık ne bilmiyor Bahar Hanım. Nasıl hizaya geldi ama? Disipline gönderme korkusu bile yetti. Aa, koçumuz da geldi işte. Merhaba hocam. Biraz geciktin ama olsun. Olsun hocam be. Geç olsun da güç olmasın, öyle değil mi? Canlarını çıkart bu haytaların. Acıma. Merak etmeyin hocam. Acımayız. Bize müsaade edin, biz biraz çalışalım ha? Kovulduk yani. Yani. E hadi bakalım. Kusura bakma koç. Biz sensiz başladık yine ama. Antrenman öncesi ısınalım dedik. Sen de ısındın mı yavrum? Ha?
şey konuşabilir miyiz? Hay hay. Şey, ben dün gece için... Dün gece bitti. Gitti.